Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 1503 yılında dünyaya gelen ve kahinlerin atası olarak bilinen Nostradamus'un 2020 kehanetleri korkuttu. Kendi ölümünü bile gören ve gece yatarken çevresindekilere yarın sabah ölmüş olacağım, hoşça kalın diyerek veda eden Nostradamus'un 2020 kehanetleri ortaya çıktı. Türkiye, İran ve Amerika'da meydana gelen depremlerin ardından Nostradamus'un deprem hakkındaki kehanetleri korkuttu. Tahta yeni bir kral gelecek. Nostradamus'un 2020 kehanetlerinden birisi de kraliyet ile ilgili. Ülke adı vermese de kehanetine göre önemli bir kral ve kraliçe tahtı bırakacak. Son zamanlarda yerel basında kraliçe 2. Elizabeth'in tıpkı İspanya'da olduğu gibi tahttan vazgeçmesinin ve yeni bir nesle bırakılmasının iyi olup olmayacağı konusunda spekülasyonlar yapılıyordu. Bu nedenle kehanetteki kişinin dünyanın en uzun hükümdarlarından İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth olduğu tahmin ediliyor. Trump çok zorlu bir yıl geçirecek. Nostradamus'un en tartışmalı tahminlerinden biri, suikast ve ölüm hakkında. Çünkü Nostradamus, tahmininde Amerika'daki önemli dünya liderlerinden birinin ölümünden bahsediyor. Ancak çoğu kişiye göre, Trump'ın yaşadığı azil sürecinin, onun siyasi ölümüne yol açabilme ihtimali, bunun sembolik bir terim olabileceği, tahminlerine yol açıyor. İki büyük güç arasında savaş. Nostradamus'a göre, 2020'de iki güç arasındaki şiddetli bir çatışma yaşanacak. Bunun da Amerika'nın Çin'le yaşadığı gergin bir ilişki hakkında olduğu düşünülüyor. Uzay yolculuğu. Uzaya yolculuklar mümkün olacak ve giderek yaygınlaşacak. Putin'e büyük tehlike. Ayrıca Rusya'da, 2020'de devlet başkanı Putin'e karşı bir suikast girişimi yapılabilir. Nostradamus, kehanetlerinde tehdidin ülke içinden de gelebileceğini iddia etti. Nostradamus'un gerçekleşen kehanetleri. Atom bombası, kapıların yakınında ve iki şehir içinde, benzeri görülmemiş bir felaket olacak, veba içinde kıtlık, insanlar çelikte söndürülerek, ölümsüz tanrıya yardım ederek ağlarlar. Rusya'ya asteroid çarpacak. Rusya'ya, 2020'de dev bir asteroid düşecek. Kendi ölümünü gördü. Nostradamus'a iyi geceler diyen papaza, sabah öleceğim dedi. Mezarının da hangi tarihte açılacağını bilmesi herkesi şaşırttı. Gut romatizması ve su toplaması nedeniyle, durumu ağırlaşan Nostradamus, 1 Haziran 1566 gecesi kendisine iyi geceler diyen, bir papaza şu cevabı verir, bu son gecem. Sabaha ölmüş olacağım. Cordeliers Kilisesi duvarına dikey olarak gömülen, Nostradamus'un hikayesi bununla bitmedi. John Hogg'un, The New Revelations isimli eserine göre, Nostradamus'un mezarı 1700'de yerinin değiştirilmesi amacıyla açılıp, kilisede başka bir yere taşındı. 1566 yılında ölen Nostradamus'un üzerinde, mezarın açıldığı tarih olan, 1700 yazılı bir madalyon bulundu. Kendi mezarının açılacağını öngören kahin, bu olaydan 91 yıl sonra yaşanacaklar hakkında da, bir dörtlük yazdı. Kim ki bulduğunda mezarı açacak ve kim ki açtığı bu mezarı hemen kapamayacak, lanet onu bulacak ve kimse nedenini bilmeyecek.